Ha rahat ol. Buyurun. Buyurun. Şu müzik ne var? Adem abi böyle geçer misin? Adem şuraya geçmiyor. Ha. Otur abi. Evet. Ya hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Recep İvedik Altı Galası'ndayız abi. Merhaba şimdiyiz. Nasıl bir beklenti var? Şu an zaten kendimi tanıtmış. Abi telefonu sokmuşsun. Sinemanın canavarı. İş anlamında. Başarısı zaten ortada. Yani ben şu an insanı görsünüz. Ben dijital platformda anlayabildim. Yani sinema salonlarında artık yönetmenler pek istemiyorlar artık. Neden sizce? Dijital platformlara kaydı. Biz sinemada olmamız. 3 Şubat'ta film sinemada olmamız. Ben Beyaz Kaygı'yı çok seviyorum. Ben filmlerimin filmizle karakterini, filmizle karakterini oynamasını çok seviyorum. Oradaki ses sistemi seviyorum. Dijital platformlarda Türkiye'de çok önemli. Değil mi? Sektörün gelişmesine çok büyük katkıda sektörde birçok arkadaşımız artık rahatlıkla, gönül rahatlığıyla çalışıyor. Peki sizce mesela olumlu veya olumsuz nasıl bir etkisi olur sinemaya, dijitale kaymasının? Onu bilmiyorum, onu zaman belli. İstendiği dili yapabilir. Arkadaşlar bu ümit yani. Ve tabi sinemalarda çok yüksek fiyatlar olmasından herkes şikayet ediyor. Bilet fiyatlarından bahsediyorum. Yani bilet fiyatları arkadaşlar bence çok yüksek değil. Siz artık bir valiye gidiyorsunuz. Tuvalete gidiyorsunuz. Bir çorba için bakın. Yok öyle bir şey. Sinemalar tam tersine yani üzerinden geldiğince bütün sinema şirketleri az oranda zamlanıyor. Benim bir önceki yapmış olduğum mucize filmiyle bu film arasında inanılmaz bir fark var. Yani neredeyse bir önceki filmin 6-7 kat daha fazla bir ekonomik anlamda bir para harcandı bu filmde. Her şey falan bu çünkü. Operasyon ortaya. Gerçekler bunlar. Umarım güzel bir film olmuş. Hayırlı her dönem konuşuluyor efendim o fiyatlar yanında Mısırlar bilmem mesela. Mısır olayı bitti. Mısır olayı bitti artık. Onlar da bu işin farkında sinema işletmeleri. Çünkü bakın artık sinemada cidden çok büyük bir sıkıntı sinema. Dijital platformun ucumesi risk. Ama sinema yapanlar için risk çok büyük. İzleyiciyi sizce sinemaya çekmek için nasıl bir yol izlenmeli? Neler yapılmalı? İyi filmler yapılmalı. Bunun tek yolu ya. Yani iyi filmden başka çaremiz yok bizim iyi filmden başka. Son dönemlerde bundan 2 yıl öncesinde artık Türkiye'de çok iyi diziler çekiliyor. Yani dizilerden daha kötü kalitede çekilmiş işler sinemada geldiğinde bir kez. Ve izleyici gidince küsmeye başladı yavaş yavaş. Ya o filmlerin mesela perdeye çıkmasına bir anlam veremiyorduk bizler. Güzel değil mi? Şık değil mi? Çünkü diziler yapılıyor bu ülkede ve dizi filmler çok iyi çekiliyor. Sen dizilerden daha kötü kalitede, tekniği kötü, oyunculuklar kötü, onu çıkarırsan beyaz perdeye sinemaya insanlar bir gider, iki gider, üçüncü de küslerler. Peki Masum Kırmızıcı yeniden bir dizi çekme düşüncesi olur mu? Ben hocam sadece dizilerde genel yönetmenlik yaptım. İlk bölümlerinde yardımcı oldum. Başından sonra benim yönettiğim bir dizi film yok. Ben sinemacıyım. 3 Şubat'ta görüşeceğiz. Masum Bey sizin gişe beklentiniz nedir efendim? Gişe beklentiniz. Ya ama önceden kestirmek çok zor. Ben hiçbir filmimde böyle bir gişe beklentisiyle yapmıyorum o filmleri. Ben işimden geldiği gibi biliyorsunuz ben 16 yıldır sahnelere çıkmamamın tek nedeni beyaz perdeyim. Yani ben film yaparken heyecanlanıyorum çünkü orada inanılmaz bir şey var. Ve izleyici de yapmış olduğum bütün filmleri geldiler, izlediler, mutlu oldular. Ben de mutlu oldum. Devam ediyorum işime sadece. Gişe rekorunu elinde bulunduran bir film. Artık tabii bunun, ya çok önemli. Bunun mesela şu an gişe ne kadar gişe yaptığını göremeyecek insanlar. Bence Disney'e büyük yarar sağlayacak. Disney'in bence yaptığı en iyi transfer buydu. Gerçekten de buydu. Recep İvedik. Teşekkür ederiz.